darkness bright. Hem onun buzağısı hem de kendisi biraz daha gözde bir hayvanımız. Başka nelere dikkat etmeliyiz? Bu şekilde sabah tek tek kontrollerini yapmamız gerekiyor. Önemli noktalardan birisi bu. Herhangi bir problem şu anda gözlemleyemiyorum. Burada bir tane hastamız vardı. Sabah ayağa kalkamıyordu, iseldi. Serumlarımızı yaptık, tedavimizi yaptık. Gördüğünüz gibi buzağımız artık kendine geldi. Çekim öncesinde tedavimizi yaptık. Hafif bir ishal vakası vardı. Ama maşallah şu anda çok güzel. Bu arkadaşın adı ne? Bu arkadaş daha yeni doğduğu için, 3-4 günlük olduğu için herhangi bir küpeleme yapmadık. Yani isim de takmadık. Onun için şu an için daha isim aşamasında diyebiliriz. Bu yavrunun da ismini ben koyabilir miyim İlhan? Olur tabii ki. Ayla olsun öyleyse ismi. Ayla, hemen Ayla ismini o buzağımıza verebiliriz. Şimdi hazır küpe mevzusuna gelmişken şunu da söyleyeyim. Böyle büyük bir işletmede küpelemeler, yani sarı küpe, devlete kayıtlı olan küpeler genelde bir haftalık olduğu zaman, 10 günlük olduğu zaman takılıyor. Bu mevzularda da buzağlar hangi anneye ait olduğunu bilemiyoruz. Onun için bu tür durumlarda geçici küpe dediğimiz küpeleri takıyoruz. Hayvanlarımızın ismini bunun üzerine yazıyoruz. Bunun üzerine anne küpesi yazdığı için daha sonra 2 yaşına, 3 yaşına dahi gelse hangi annenin buzağısı olduğunu dahi bilebiliyoruz. Yani o açıdan da bu tür küpeler bizim için bir kolaylık sağlıyor. Bu hayvanımızın annesinin adı 337. Şöyle. Buzağımız Jersey, J harfi. Buzağımız dişi, D harfi olarak yazıyoruz. Daha sonra altına da ismimizi yazıyoruz. Ayla. Daha önce hayvancılık yapmamış arkadaşlarımız izlerse, şimdi yeni doğmuş buzağa acı çektiriyorsun gibi bir düşünceye girebilirler. Ama bu pek acı verici bir şey değil. 10 günlük çocuklara bile küpe takılıyor. Bu da onun gibi bir şey sayılabilir. Gördüğünüz gibi zaten Ayla küpeyi taktık. Herhangi bir sorun yaratmadan yerine geçip hemen yatış pozisyonuna geçti. Şimdi ne yapacağız? Genel kontrollere devam ediyoruz. Buzağlarla ilgili şu anda bir sorun gözlemleyemedik zaten. Hafif birkaç ishal vakamız var. Şurada mesela dün ishal olup şu anda tedaviye başladığımız bir buzağımız var. İseli de şu anda geçmiş durumda. Diğer yeni yaptığı dışkıdan bunu anlayabiliyoruz. Bu da güzel bir gelişme. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer hala ishal devam ediyorsa acilen ya tedaviyi değiştirmek lazım ya da tedavinin kaçıncı günde olduğunu falan gidip kontrol etmemiz gerekiyor. Bunları da kafaya göre değil de biraz daha yazarak takip etmek daha kolaylık sağlayacak. Ben kendim bunları takip edebiliyorum ama elemanlar takip edemiyor. Sadece işin hepsini, bütün hepsini buzağcıya vermemiz bir sorun yaratır yine bizim için. Bunun için de mesela onlar takip edemediği için şöyle etiketler hazırladım. Mesela bu etiketi buraya taktığım zaman eleman bu hayvanın ishal olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini biliyor. Buna sadece ilaç uyguluyoruz. Yani süt yerine elektrolit tedavisine başlıyoruz etiket taktığımız buzağlara. Bu kuzumuz da yaklaşık 2 günlük. Şu anda bunun da hala ismi yok. İnşallah bu da isimlenecek yakın zamanda. Genel buzağı kontrollerimiz bitti. Şimdi bir ahır kontrollerini yapacağız. Daha sonra tedavimiz varsa tedavilerimize geçeceğiz. Evet, buzağı bakımlarımız bitti. Şimdi neler yapacağız? Buzağı bakımından sonra direkt inek kontrollerine geçmemiz gerekiyor. İneklerde de yine aynı şekilde buzağlar gibi kulaklarına dikkat etmemiz gerekiyor hastalık tespiti için. Yani hayvanımızın sağlıklı olup olmadığını kulaklardan tespit edebiliriz. Bunun için de en güzel dönem yine yemleme zamanı bu ineklerde. İnekler yemleme esnasında eğer yeme gelmiyorsa muhtemelen bir sorun vardır. Şu anda yemimiz döküldü. Hepsinin karnı doydu. Ben sabah kontrollerini yaptığımda herhangi bir problem gözlemleyemedim. İşletmemizde ayrıca kemer sistemiyle takip olduğu için herhangi bir problem olduğu zaman, yani hayvan yeme gelmediğinde robot bize bu bilgiyi ulaştırıyor ve bu hayvanın hasta olduğunu söylüyor. Bu açıdan büyük bir rahatlık yaşıyoruz burada. Biz yine de bütün işi robota bırakmayıp kendimiz de kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü onun da göremediği problemler olabiliyor.
Mesela şu anda bir tane doğumumuz olmuş. Bunu mesela şu anda robot tespit edemezdi. Biz şu anda bir sabah kontrollerini yaparken buzağımızı anne ile birlikte görüyoruz. Anne buzağının arkasında geziyorlar. Şu anki ilk işimiz belli oldu bir nevi. Sabah rutinimiz bittikten sonra direkt buzağı anneden ayırıp sağım işlemini alıp buzağının ilk işlemlerini yapmamız gerekiyor. Normalde mesela sağma veya yemlemeye direkt giriş yapsaydık bu doğumu belki çok geç fark edecektik. Belki farklı bir mevzu ortaya çıkacaktı. Onun için sabah kontrollerini gördüğünüz gibi biraz daha büyük bir avantaj sağlıyor. Allah'a şükür şu an bir sıkıntımız yok gibi. Burada gördüklerimizin cinsi ne İlhan? Siyah beyaz olanlar Holstein cinsi. Bu gördüğünüz kırmızılar simenterler. Diğer yan tarafta yeni aldığımız jerseyler var. Kahverengi renkli olanlar. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kardeş gibiler. Bunlarda bir alacalık olmadığı için çoğu birbirine benziyor. Bunlar da jerseyli kıyneklerimiz. Peki süt verimleri çok fark ediyor mu? Çok büyük fark ediyor. Holsteinler 60 litreye kadar zorlayabiliyor. Ben üst sınırı söylüyorum burada. Jerseylerin üst sınırı da 35 litreye kadar görebildik. Ama şöyle bir şey var. Jerseyler her şeyi yarı yarıya. Yemesi yarı yarıya, sütü yarı yarıya, dışkısı yarı yarıya, bakım masrafları yarı yarıya, tedavi masrafları bile yarı yarıya. Çünkü 600 kiloluk bir ineğe 600 kiloluk bir tedavi yapmanız gerekiyor. Jerseylerin maksimum ağırlığı 300-400 kilo olduğu için 300-400 kiloluk bir tedavi yaptığımızda tedavi de direkt yarı yarıya düşmüş oluyor. Ya o Antalya açısından jerseyleri ben bu yıl tanıştım. Jerseylerle birebir muhatap oldum. O açıdan jerseyleri çok sevdim. Hiçbir şekilde masraf yok gibi bir şey oldu jerseylerde. O açıdan bayıldım yani jerseylere. Doğumlarda dahi çok kolay doğumlar oluyor. Bir tek doğumdan sonra buzağlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Allah'a şükür onun da üstesinden geliyoruz. Biz büyük bir problem yaşamadan. Buzağlarda ishalden başka sıkıntı yaşıyor musunuz? Genelde ishalden sonra zaten çoğu üreticimizin de problemi. İlk bir ay ishal problemleri, bir aydan sonra da ciğer problemleri. Bunun için aşılamalar yapıyoruz. Aşılamaları ihmal etmediğimiz sürece bu problemler de büyük bir problem haline gelmiyor. Şimdi aşıyı yaparız, hasta olmayacak diye bir %100 söz veremeyiz. Ama aşı bizim için büyük bir önlem. 10 tane hasta yerine bir tane hastayla sadece muhatap oluyoruz. Yani kayıplarımızı %90 oranında düşürüyor. Onun için önceliğimiz aşı. Aşılarımızı da yaptığımız için o konuda pek bir problem yaşamıyoruz. Peki bu saydıkların sadece buzağlar için mi geçerli yoksa inekler için de geçerli mi? Şimdi buzağlarda bağışıklık sistemi daha tam gelişmediği için bütün enfeksiyonlara, bütün hastalıklara çok açık haldeler. Onun için buzağlarda risk 10 kat daha fazla. Ama ineklerde bu risk 10 kat daha az olduğu için örnek veriyorum. Yılda 10 inek hastalanıyorsa 100 tane buzağı hastalanıyor. Onun için ineklerde çok fazla gözümüzün önüne gelmiyor ama genelde inekler buzağlarda problem yaşıyoruz. İneklerde de şöyle bir problem var. Çok hatalı yemleme yapılıyor. Hatalı yemlemeden kaynaklı tırnak problemleri, meme problemleri, daha sonra mide problemleri. En büyük zaten en başında gelenlerden biri de sindirim problemleri yani. Mide problemlerinden kastım. Fatma Hanım da meraklı meraklı bize bakıyor İlhan. Fatma Hanım şu anda yemini yemiş ama bu adamlar ne yapıyor diye gelip bizi kontrol etmeye gelmiş. Fatma Hanım'ın da doğumu 1-2 gün içerisinde olacak. Bir yandan da onun heyecanı var içinde. Onun için biraz meraklı gözlerle bizi izliyor. Peki doğum öncesinde cinsiyeti nasıl öğrenebiliyor musunuz? Doğum öncesinde dişi mi erkek mi bilemiyoruz ama şöyle bir şey var. Dişi tohum diye bir mevzumuz var. Jerseylere dişi tohum atıyoruz. Buzağlarımızın %90 oranında dişilik oranı alıyoruz. Bu şekilde dişi erkek olarak ayırma şansımız var. Biraz şans istiyorum onun dışında. Yani önceden tespit etmek gibi bir durumumuz yok insanlar gibi. Senin yanında ben de isimlerini ezberlemeye başladım. Hayvanların hepsinin bir ismi olması hem bizim açımızdan hem onların açısından güzel bir şey. Zaten unutmamak açısından şimdi 600 tane hayvan var. Hepsinin ismini ezberleme şansımız yok. Ama kulak küpelerinin üzerinde zaten isimleri yazıyor. Mesela Ayşin Hanım'ımız var. Merve Hanım'ımız var. Merve Hanım mesela şimdi bir yerden sonra artık hayvanları tanıyoruz. Merve Hanım mesela her tohumlamaya girdiğimiz zaman gelip bizi rahatsız eden bir hayvanımız. Üzerinde ismi yazdığı için artık geldiğinde ha bu Merve'ymiş yine geldi başımıza deyip hayvandan bıkmışlığımız bile olabiliyor.
Yani o açıdan küpeyi şimdi 10 tane rakam var. 10 rakamı aklımızda tutamayız. Ama birebir isim olduğu zaman hayvanı tanıyabiliyoruz. Yanımıza geldiğimizde bu Merve'ydi, geçen de bizi rahatsız etmişti diyebiliyoruz. Yani o açıdan hayvanları isimlendirmek daha güzel. Çiftlik çalışanları bu isimlere aşina oluyor mu peki? Tabii ki hayvanların direkt üzerinde yazdığı için bütün isimlere aşina oluyorlar. İster istemez şuradan geçerken Ayşin Hanım buradaymış, Merve Hanım buradaymış, Ayşe Hanım buradaymış diyebiliyorlar. Çiftlikte isim koyma fikri kimden çıktı? Efendim? Çiftlikte isim koyma fikri kimden çıktı? İsim fikri normalde bütün işletmelerde ilk başlangıçta herkes veriyor ama sadece sistemsel açısından koyuyorlar. Yani sistemde bu isimleri yazıyorlar, hayvanların üzerlerine yazmıyorlar. Ama bir kalıcılığı olmuyordu. Biz de kalıcılığı olması açısından burada bir arkadaşımız var, o küpelerin üzerine yazma fikrini ortaya çıkardı. Küpelerin üzerine yazdığımızda baktık ki sürekli aklımızda kalıyor. Bu şekilde devam ettik. Yaklaşık son 3 yıldır da doğan bütün hayvanlarımızda, hatta 4 yıldır doğan bütün hayvanlarımızın isimleri var. Şimdi bir çakışma da oluyor bazen. 2 tane Ayşe var, 3 tane Merve var, 4 tane Deniz var. Çünkü isim sorunu da kısıtlı sonuçta. Binlerce isim bulma şansımız yok. Ama yaş farkı olduğu için genç Merve veya inek Merve diye ayırabiliyoruz onları da. Ki aşağı yukarı hangisinin nerede olduğunu biliyoruz. Bizi görünce biraz huysuzlandılar gibi İlhan. Şu anda hem açlık çekiyorlar hem de bizden bir ürkme mevcut. Ondan dolayı böyle biraz garipsiyorlar. Evet, sabah kontrolleri bittiyse şimdi doğuma geçelim mi? Geçelim zaten, şu an ağrımızın sonuna geldik. Herhangi bir problem gözlemleyemedik. Hayvanlarımızın hepsi ayakta. Arkada oturan, hasta gibi duran bir hayvanımız yok. Direkt doğuma müdahaleye gidebiliriz. Şimdi elemanlardan destek isteyeceğim. Buzağımızı oradan kaldırıp doğum işlemlerimize başlayacağız. Şimdi hazır doğumumuz da olmuşken, doğumdan sonra hem ineğe hem de buzağa neler yapıyoruz onu birebir görmüş oluruz. Şimdi normalde doğumu herkes doğumhanede olması gerektiğini, bireysel olarak olması gerektiğini söylüyor. Ama bazı işletmelerde, daha doğrusu çoğu işletmede bu biraz mümkün olmuyor. Hayvanlar iç içe oluyor ve doğumhane bölümü diye bir bölüm oluşturma şansımız olmuyor. Yaptığımız takdirde de şimdi son bir hafta doğum yapacak hayvanları beşli doğum bölümlerine ayırıyoruz. Ama hayvan 10 gün erken doğuruyor ve yine hayvan ineklerin içerisinde doğurmuş oluyor. Yani biraz işin detay kısmına geçiyor bunlar. Ama doğru olması gereken onlar. Tabii bunlar biraz daha ihtimalleri düşürüyor, hastalık risklerini düşürüyor. Buzağı kaldırırken de görmüş olduğunuz gibi arka ayaklar ve boyun bölgesinden tutup buzağı kaldırmamız gerekiyor. Direkt buzağımızı kulübeye alacağız. Annemizi de mümkünse arkasından getireceğiz. Annemiz buzağı takip edip biz de oraya kadar gelebiliyor, eşlik edebiliyor. Annemizin adını şu an tam olarak hatırlamıyorum ama üzerinde yazıyordur küpe numarasında. Onu da birazdan görebiliriz. Şu an annemizin ikinci, üçüncü doğumu olduğu için, yani laktasyonun ilk laktasyonu olmadığı için zaten gideceği yeri az çok biliyor. Dışarıya çıkardığımız takdirde direkt sağmane bölümüne kendi ilerliyor. Yani o açıdan da rahat oluyor. Annemizin ismini öğrenebildin mi? Annemizin ismi de Aylin'miş. Aylin Hanım'ın kuruda da hafif bir tırnak problemi çıkmaya başlamış. Şu an lohusa döneminde olduğu için direkt tırnak bakımını yapmak doğru olmaz. Yaklaşık bir 40 gün veya 30 gün geçtikten sonra tırnak bakımını yapabiliriz. Şu anda zaten vitamin mineral eksiklikleri oluşmaya başlıyor doğumdan sonra. Onun için direkt tırnağı almamız tırnağın gelişimi açısından iyi değil. Eğer çok acil değilse bir 20-30 gün bekledikten sonra tırnak bakımını yapacağız. Şimdi arkadaşımız onu sağıma alıyor. Buzağımızı yerine alıp önce buzağımızın ilk müdahalelerini yapacağız. Doğumdan sonra yaptığımız önlemleri yapacağız. Daha sonra ineğimizden ağız suyunu alıp buzağımıza vereceğiz. Ben hemen enjeksiyonu alıp geliyorum. Daha sonra buzağa ilk enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Doğum öncesinde mutlaka kulübemiz hazır durumda beklemesi lazım. Yani doğan buzağı daha önce var olan bir buzağının yanına veya daha önce çıkmış bir buzağının olduğu kulübeye koymamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi altta kauçuk var.
kulübemiz temiz bir şekilde buzağımızı bekliyor. İlk 24 saat mümkün mertebe altına saman atmayacağız. Zaten buradaki kauçuk betondaki soğukluğu gideriyor. Buzağa soğuk geçmiyor. Herhangi bir enfeksiyon da geçmiyor temiz olduğu için. İlk 24 saat saman atmamamızın sebebini şöyle söyleyeyim. İlk dışkıyı görmemiz gerekiyor. Mekonyum dediğimiz ilk dışkıyı buzağın atması gerekiyor. Bunu eğer atmazsa elle müdahale ile çıkarmamız gerekiyor. Aksi halde buzağlarda kabızlık problemi yaşıyoruz. Ki ilk 24 saat içerisinde atmayıp müdahale edilmezse, fark edilmezse mekonyum katılaşmaya başladıkça vaka da zor bir duruma geliyor ve kurtarma şansı artık olmuyor diyebiliriz. Şimdi ne aşısı yapıyorsun? Bu enjeksiyonumuz ishal aşısı diye biliniyor aslında ama bu ishal aşısı değil, septisemi aşısı. Halk dilinde buzağı aşısı diye geçiyor. Kimisi ishal aşısı diyor ama ishal aşısı değil bu. İshalin ürettiği enfeksiyonlardan kaynaklı hayvanın zehirlenmesini engelliyor. Yani bir nevi ishale düşen hayvanın hemen ölmesini engelliyor. Tedavi yapmamıza bize olanak sağlıyor. Bunu %100 olarak yapmamız gerekiyor. Buzağı ölümlerinin zaten en büyük sebebi septisemi. Bu da septisemi aşısı, yani septisemiyi engelliyor direkt. Buzağı ishale düşer ama ishalden kaynaklı ölmez. Deri altına bu şekilde doğar doğmaz enjeksiyonumuzu yapmamız gerekiyor. Buzağın asıl ölüm sebebi yani ishal değil, septisemi. Septisemiden kaynaklı ölümleri de bu aşıyla önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi burada zaten bir kulübemiz daha var. Yeni doğan buzağımız olursa diye temiz bir şekilde bekliyor. İlk 3 gün ağız sütünü farklı bir bölümde besliyoruz. Ağız sütü bittikten sonra toplu alana geçiş yapıyorlar. Orada yine bir 7 gün boyunca kulübede zaman geçiriyorlar. 10 gün olduktan sonra da sosyal alana geçiyorlar. Artık buzağlar beşli gruplar halinde birbirleriyle oynayıp birbirleriyle zaman geçirebildikleri alana gidiyorlar. Artık hayvanın da emin olun bir psikolojisi var ve bu psikolojiyi sağlamamız gerekiyor. Toplum içerisinde olduğu zaman buzağı da kendini daha iyi hissediyor ve daha iyi bir şekilde büyüyor. Arada da çok büyük farklar oluyor gelişim açısından. O açıdan toplu alan bayağı bir tavsiye ettiğim bir konu. 10 günden sonra artık toplu alana alabiliriz buzağları. Buzağların sosyalleştiği alan neresi peki? Gösterebilir misin bize? Tabii ki. Şimdi 3. günden sonra ilk 3 gün ağız sütünü takip edebilmemiz için farklı bir bölümde besliyoruz. Ağız sütü bittikten sonra şöyle bir genel bir yine ayrı bölümlerde besliyoruz. Bir 10 gün boyunca. Çünkü buzağının ilk 10 gün bağışıklık sistemi hiç yok. Sıfır. Bu bağışıklık sistemini ağız sütüyle vermeye başlıyoruz. Yavaş yavaş yükseliyor. 10. günden sonra artık bağışıklık sistemi yüksek yere geliyor. Bağışıklık sistemi tamamladıktan sonra 10 günün sonunda da bu şekilde toplu sosyal alanları alıyoruz. Burada da zaten süt vaktinde de gördüğünüz gibi, sabah da gördüğünüz gibi buzağlar keyif içinde hem geniş bir alanda, temiz bir alanda oturuyorlar. Dışkı yaptığı yerin üzerine hemen yatmıyorlar. Farklı gidip temiz bir alanda oturabiliyorlar. Hem de birbirleriyle oyun oynamak için bir alan oluşmuş oluyor. Hanımefendiler çok rahat görünüyor. Direkt dışkısının üzerine yatmadığı için rahat oluyor. O açıdan çok güzel. Bu arada 10. güne geçiş yaptıktan sonra buzağları artık serbest beslemeye de tamamen başlamamız gerekiyor. Biz kendi buzağlarımıza buzağı büyütme yemi ve mısır flake olarak bir karışım veriyoruz. Buzağının gelişimi açısından güzel bir ürün. Bu şekilde serbest bir şekilde buzağının ne kadar tükettiğini bilip ona göre vermemiz lazım. Yani her gün taze vermemiz gerekiyor. Bir çuvalı açıp bir hafta boyunca buzağının tüketmesini beklememiz gerekiyor. Buzağı günlük ortalama 1 kilo veya 200-300 gram tüketiyorsa bunu tespit edip buna göre günlük olarak buzağa vermemiz gerekiyor. Şimdi istersen ineğimizin yanına gidelim. İneğimizin sağım işlemini yapalım. Daha sonra buzağımızın beslemesini yapmamız gerekiyor. İlk 6 saat içerisinde beslemeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi ineğimizi biz Aylin olarak tanıttık ama sistemden doğum yaptırırken fark ettim. İsmi Ayla'ymış. Ayla, Aylin biraz yakın olduğu için karıştırdım. Sağımı aldık hayvanımızı. Hemen ilk sağımımızı yapacağız. O zaman benim koyduğum isimle birlikte iki tane Ayla oldu. Aynen öyle, iki tane Ayla oldu. Çok iyi denk geldi gördüğün gibi. Daha önce de demiştim çift denk gelen hayvanımız olabiliyor. Zaten şimdi burada da ineğin ismi yazacaktır muhtemelen. İlk doğumunu biz kendimiz burada robotu öğretiyoruz. Daha sonra inek kendi meme konumlarını öğrenip sağımı yapabiliyor. Şu anda ilk sağımı olduğu için meme de biraz ödemli olduğundan biraz zorlanıyor.
Bu tür durumda ilk sahamlarda biraz destek vermemiz gerekiyor. Sağım işlemimiz başladı. Ağız sütümüz gelmeye başladı. Bu tür durumlarda sütü ayrılan inekleri robot otomatik olarak tespit ediyor. Bu ineğimiz çıkar çıkmaz robot kendini baştan aşağı bir temizliğe alıp baştan aşağı robotu temizledikten sonra diğer ineklerin sağımına o şekilde başlıyor. Şimdi yine çok tartışılan bir konu var. İlk doğum yapan ineğin bütün sütünü sağmamız gerekiyor mu? Burada yine tartışmalı görüşler var ama hayvanın sütünün yarısını almak daha doğru. Yani 2-3 litre değil de tahmini olarak bu hayvanımız aşağı yukarı 10-15 litre kadar ağız sütü verebilecek bir kapasitede bir ineğimiz ilk sağımda. Bizim bundan şu an için 7,5 litre kadar almamız yeterli. Biz günde 3 defa besleme yapıyoruz ve ilk 6 saat içerisinde yaklaşık vücut ağırlığının %10'u kadar alması gerekiyor. Buzağın en az 6 litre içmesi gerekiyor. Biz buradan 7,5 litre alıp ilk 12 saat içerisinde bu 7,5 litreyi buzağa vermeye çalışacağız. Şu anda yaklaşık 5 kilo kadar süt verdi. Burada ekrandan anlık olarak takip edebiliyoruz. 4,5 kilo süt verdi. Ayla Hanım 182 numara. 2 litre kadar daha alırsak bizim için yeterli. 6 litre kadar süt bugünlük işimizi görecektir. Yaklaşık 4 dakika oldu. 6 litre sütü alabildik. 6 litre sütümüzü aldıktan sonra sağım işlemimizi başarılı olarak bırakıyoruz. Şu anda sağım işlemi bitti. Memeler ilaçlanıyor. Robot otomatik olarak ilaçlıyor. Daha sonra ineğimizi bırakıyor. Yine sağım yaparken buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde robot sistemi var ama çoğu kişide bu sistem olmadığı için manuel yapmamız gerekiyor. Sağım öncesinde ve sonrasında mutlaka memeleri ilaçlayın. Tahir hocamız da zaten bununla ilgili güzel açıklamalar yapmıştı. Kesinlikle suyla yıkama yapmayın. Suyla yıkamayı hiçbir şekilde önermiyoruz. Suyla yıkamanın şöyle bir dezavantajı da var. Suyla yıkadığınız zaman hayvan soğuk suyun stresine giriyor ve memeleri çekiyor. Bu sefer süt bırakmakta da sorun yaşıyor. En güzeli, en kötü ihtimalle yani hiç bile bulamıyorsanız sağım öncesi sağım sonra daldırma. Tentriyot dediğimiz iyotla memeleri, iyotu sulandırarak memeleri onunla temizleyebilirsiniz. Hem antibakteriyel özelliği olduğu için sade suyla yapmak yerine yani iyotla temizlik daha iyi olacaktır. Elimizde olmayan imkanlar da var. Bunun için iyotu en kötü ihtimalle gidip bir tane insan eczanesinden bile bulabiliyorsunuz. Bir küçük bir iyot alıp onu sulandırıp memeleri temizliğini onunla yapabilirsiniz. Şimdi ağız sütümüzü aldık, hemen buzağımıza vermemiz gerekiyor. İneğe hiç müdahale etmeyecek misin peki? Onu iyi hatırlattın. Hazır ineğimiz zaten kilide girdi. Ben kilidi kaldırmıştım. İneğimize de doğum yaptıktan sonra kimisi kalsiyum desteği yapıyor, kimisi vitamin desteği yapıyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Bizim şahsi olarak işletmemizde doğumdan hemen sonra yaptığımız protokollerden biri bolus yutturuyoruz hayvanlarımıza. Burada karaciğer destekleyici bolusumuz var. Hem hayvanın rahmini teporlamasında hem de eksik vitaminleri karşılamasında yardımcı oluyor. Yaklaşık 3 aylık bir ihtiyacını karşılıyor. Zaten hazır Ayla Hanım da gelmişken direkt yutturup daha sonra buzağa geçelim. Bolus yuttururken dikkat etmemiz gereken konu, bir de insanların korktuğu, inek bizi ısırır mı? İneklerin dişleri arka tarafta ve sadece ön tarafta bulunuyor. Onun için şu kısımlarda diş yok. Bolus yuttururken şuraya elinizi attığınızda rahatlıkla ağzını açabilirsiniz. Bolusu bu şekilde içeriye attık, pimimize bastık, işlemimiz bu kadar. Hadi geçmiş olsun Ayla Hanım. Ayla Hanım artık özgür, gidip yatıp dinlenip yemini yiyebilir. Biz o zaman buzağımıza geçelim. Biz artık buzağımıza geçelim. İneğimizle ilgili de şu an için bir işlemimiz kalmadı. Neden biberonu bidonun içine koyuyorsun? Şu anda burada sıcak suyumuz var. Şimdi biz anneden ağız sütünü aldık, buraya getirdik, ineğe bol su yutturduk. Bu süre zarfında ağız sütümüz soğudu. Bizim bu ağız sütünü normalde 38 derecede, yani buzağı normalde annesini emerken 38 derecede emiyor. Bu sıcaklığı yakalamamız gerekiyor. Burada kaybettiğimiz süre zarfında sütümüz soğudu, yani ağız sütümüz, kolostrumumuz soğudu. Bunu ısıtmamız gerekiyor. Şimdi isterseniz dereceyle de ölçebilirsiniz ama 12 yıllık deneyimden kaynaklı artık bir yerden sonra sütün sıcaklığını da elle kontrol etme şansımız oluyor. Yaklaşık bir 2-3 dakika sıcak suyun içine durduktan sonra sütümüz
istediğimiz sıcaklığa gelmiş olacak. Bir 5 dakika kadar bu şekilde bekleyeceğiz. Sütümüz şu anda ısınıyor zaten. Yaklaşık bir 5 dakika sürecek. Bu süre zarfında boş oturmak yerine buzağımızın göbek ilaçlamasını da yapacağız. Normalde aşıyla birlikte bunu yapmamız gerekiyor. Biraz iş yoğunluğundan dolayı unuttuk diyebiliriz. Buzağımızın göbek kordonunu iyice ilaçlamamız gerekiyor. Zaten annenin orada bulunduğu kısımdan dolayı gübre de geldi. Şu anda enfeksiyon riski çok yüksek. Onun için bol bir şekilde iyotla temizlik yapmamız gerekiyor. Yine bu iyot aynı şekilde memeden bahsettiğim iyot da bu sıvı. Bu şekilde güzelce temizlememiz gerekiyor. Göbek kordonunu ilaçlamazsak ne olur? Burada dikkat etmeniz gereken kısım bu, çok önemli. Göbek kordonunu eğer ilaçlamazsanız daha sonrasında göbekten kaynaklı enfeksiyonlar dize vuruyor, ayaklara vuruyor veyahut göbekler şişiyor. Bu enfeksiyonların çoğunun geri dönüşü yok. Yani hayvanın göbekten aldığı enfeksiyonla dizi veya ayağı şiştiği zaman bunların iyileşmesi çok zor ve çok zahmetli bir süreç. Onun için hasta olmadan önce bu müdahaleleri yapmamız gerekiyor. Aksi halde daha büyük problemlerle uğraşırız. Ondan sonra veteriner geldi, ayağını tedavi etti ama hiçbir işe yaramıyor, ne yapacağız diye kara kara düşünürsünüz. Şimdi veteriner de geldiği için tedavi var, tedaviyi yapar ama %100 işe yarayıp yaramayacağı da. Kaç yıl verimli oluyor? Bir inek ortalama 7 doğum yapıyor. Yani bunu sadece bir yaşla kısıtlamak doğru olmaz ama normalde 14-15 yaşına kadar yaşayabiliyor. Verim açısından bakarsak yaklaşık 8-9 sene bir ineğe bakmak maliyet açısından en mantıklısı. Yani 7 buzağı aldıktan sonra artık o ineğe sürü dışı etmemiz gerekiyor. Sürümüz ne kadar genç olursa o kadar iyi. Erkeklerde bu durum biraz daha farklı. Erkekler genelde 1,5-2 yaşına geldiği zaman kesim zamanı gelmiş oluyor ve kesime gitmesi gerekiyor. Tamam, yaklaşık 3 litre kadar içti. Şöyle altında bir 100-200 gram kadar kaldı ama bir önemi yok. Çok fazla da zorlamamıza gerek yok. Yani sürünün için hayvanı bir eziyete sokmamıza gerek yok. Zaten şu anda yaklaşık 2,5 litre kadar içti. Bir 6 saat sonra kendi diğer buzağların da süt içme vakti geldiği için bir 3 litre daha içecek. Yaklaşık 6 saat içerisinde 6 litre daha sütümüzü buzağa takviye etmiş olacağız. Buzağımızda işimiz bitti, annemizde işimiz bitti. Doğum yapan ineğimizde herhangi bir şu anda işlemimiz yok. Hem doğum öncesi hem de doğum sonrasında neler yaptığımızı da hep birlikte görmüş olduk. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Hep birlikte hem sabah kontrollerini nasıl yapacağız onu size göstermiş oldum. Hem de tesadüfen bir tane ineğimiz doğum yaptı. Onun da doğumdan sonra hem inek hem de buzağı için yapılması gereken şeyleri hep birlikte görmüş olduk. Bu şekilde hayvancılıkta günlük işlerimiz genelde bu şekilde geçiyor. Yani biraz spontane, yani rastgele ne çıkacağı belli olmuyor. Ama sabah kontrollerini hiç eksik etmememiz gerekiyor. Bunu mutlaka yanınıza not alın. Sabah ilk işiniz hayvanları kontrol etmek olsun. Son bir soru sormak istiyorum İlhan. Şu gördüğümüz cihaz ne yapıyor tam olarak? Bu gördüğümüz cihaz çoğu işletmede de en büyük, en önemli noktalardan birisi yem yiteleme. Yani insanlar sabah akşam gelip hayvanların önüne yem yitiyorlar. Hayvanlar yeme daha rahat ulaşabilmesi için. Yem uzak olduğu zaman hayvan kafasını uzatarak yemeye çalışıyor ve beslenemiyor. Robot bu yemi hayvanların önüne yittirip daha kolay bir şekilde tüketmesini sağlıyor. Belirli aralıklarla, bir saat arayla sürekli gelip hayvanların önüne yemi yiteleme yapıyor. Epey kullanışlı bir cihazmış. Bu şekilde de robotik bir şekilde bu sorunu ortadan kaldırmış olduk bir nevi. Kısmet olursa bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Buzağlar için özel...